Türk savunma sanayi ürünü insansız hava araçları operasyon sahasındaki başarıyı ihracata dönüştürüyor. Farklı boyutlarda insansız hava araçları üreten Baykar, Türkiye'nin bu alandaki yurtdışı bağımlılığını bitirdi. Kısa sürede yurt dışındaki kullanıcıların dikkatini çeken Baykar, 2012 yılında Bayraktar Mini İHA ile Türkiye'nin ilk milli İHA ihracatını Katar'a gerçekleştirdi. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar TB2 ise 400.000 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Türkiye'nin yurt içindeki güvenlik operasyonları ve sınır ötesi operasyonlarında yaygın şekilde kullandığı Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı da 2018 yılında Katar'a yapıldı. Uygun fiyat ve yüksek etkinliğiyle dikkati çeken Bayraktar TB2 için bugüne kadar 16 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar TB2 alan ülkeler arasında Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Katar, Türkmenistan, Libya ve Kırgızistan yer alıyor. 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı TİHA için ise henüz aylar sonra ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar Akıncı TİHA envantere girmesinin üzerinden bir yıl geçmeden ikinci ihracat sözleşmesine imza attı. Özellikle Bayraktar TB2'nin Suriye, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğu performans Baykar'ın ihracatının özellikle son 2 yılda ciddi oranda artmasını sağladı. 2020 yılında 360 milyon dolarlık İHA ihracatı yapan Baykar, bu rakamı geçen yıl %85 artırdı. Şirketin geçen yılki ihracatı 664 milyon dolara ulaştı. Baykar'ın cirosunun %80'den fazlasını ihracat gelirleri oluşturdu. Baykar, ortaya koyduğu bu performansla Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından 2021 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan şirket ödülü kazandı. Türk savunma sanayi şirketi Baykar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA'yı talep eden çeşitli ülkelerle görüşmelerini sürdürüyor. Türk savunma sanayi ürünü